Hocam çıkış sürüyor. Bugün harika bir maç vardı. 90'da gol evet. oldu ama bir değerlendirmeni alalım. Geldiğinden beri bile konuşmuyorsun. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Burası benim bildiğim bir camia. Hem Gençler Birliği hem Hacettepe'de olmak beni mutlu ediyor. Ama sezon başı kimseyi suçlamak da istemiyorum. 34 tane oyuncum olmasına rağmen yapılanma ve planlama biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani yapanlara ben kesinlikle suçlamıyorum ama elimizdeki oyuncu kadrosu Türkiye Ligi'ni bilen oyunculardan değil. Özellikle dışarıdan gelen Hacettepe'nin özünü bilmeyenler değil. Bu ligi bilmeyenler değil. Öyle olunca da bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama biz toparlamaya çalışıyoruz. Geldiğimizden beri yani biz iki galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Geçen hafta mağlup olurken de bizim hakkımızda puan. Sağ olsun orada bir hakem arkadaşımız penaltımızı vermedi. Oyuncumuzu fuzuli attı. Bunları tekrar dile getirmek istemiyorum. Ama baktığımız zaman biz şu anda 97, 98, 96 grubuyla oynamaya başladık. Yani bizim özümüzden gelen oyuncularla başladık. İşte bugün örnek bir Ömer'le başladık ama bizim özümüzü bilmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Ya da bizim oyun anlayışımızı bilmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Ben bu oyuncu grubumla mutlu oluyorum. Çünkü şöyle isteyen bir oyuncu grubum var. Çalışan bir oyuncu grubum var. Yani inanan bir oyuncu grubum var. Böyle olunca da biz geldiğimizden beri birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge geçişlerini öğretmekten yoruldum ben antrenmanlarda. İşte bugün en sonki yaptığımız hamlelerde bile bizim ne kadar yani futbolun içerisinde baskı kurduğumuz dönemde Hüseyin ve Tuğrul'un iki uzunla başlamamızın sebebi de buydu. Savunmasının ağır olduğunu, gedikler verdiğini de bize gelen raporda da biz ona göre bir hamleler yaptık. Ama hep şunu söylüyorum. Rakipten dönen topları almadığımız zaman sıkıntı bu oluyor. Taylan ve Mahmut gibi oyuncu belki Süper Lig'de yok çoğu takımda. Bizim en büyük avantajımız bu. Ama bizim dörtlü savunmamız nerede duracağını, nereye kademeye gireceğini bilmiyor. Biz haftanın iki günü onu da sahada uyguluyoruz. Ama biz her şeye rağmen mutluyuz. Ben bu oyuncuları kutluyorum. Maçın son dakikasına kadar Üsküdar maçı da aynıydı. Bugün de aynıydı. Hatta ben Noyan'ı oyuna sokarken yardımcıma dedim ki Noyan bize bugün bir gol yapabilir dedim. Belki uzun bir aradan soru gelmedi ama gol vuruşu iyi bir oyuncu dedim. Noyan'ı atalım Hüseyin'in yanına dedik. Ve o da attı. Golü de attı. Bize 3 puan da getirdi. En güzel şey takım bir kere kenetlenmiş. Takım bir kere inanmış. Takım bize de inanmış. Biz de takıma inandık. Bizim arkamızda bir destekçi, bir başkanımız var. İyi bir yönetim kurulumuz var. Geçen sene de biz bu kulüpte çok güzellikler yapmıştık. O takımdan şu anda bir tane oyuncumuz var. Ama bütün bu güzelliklere rağmen 90'da kazanmak daha da insanı mutlu ediyor. İnşallah bugünkü gol bu takımın kümede kalması adına çok büyük bir bizim için bir avantaj oldu. Ya ben bu Gençler Birliği'nde bana bir iki kere yaptım. Bugün yine yaptım. 90 evet. artıda oyuncu değişikliği yapınca Mustafa Hoca ne yapıyor? Yani 90 artıda oyuncu mu değişikliği yapılır? Berabere yatmak gibi bir şeydir. Ve dediğin gibi Noyan gol attı. Evet. Ama maçta 6-7 tane çok net pozisyon var. Yani izlemeyenler için ya bir 90 kere... artı olması belki biraz garip gelecek ama... Ya ben riski seven bir adamım ben. Ben yani şimdi 0-0 bitmiş ya da 1-0 yenilmişim. Değişen bir şey yok çünkü benim şiddetle puana ihtiyacım var. Fark edersen biz Noyan oyunu atarken de biz üçlüye döndük arkada. Yani çünkü evet. Berat uzun bir Berat'ı soktuk. Takımın en çok gol atan Noyan'ı soktuk. Tuğrul içeride uzun, Hüseyin içeride uzun. İşte benim geçen sene Alaaddin gibi bir oyuncum varken kenarı sağ bekim 8 gol atmıştı. Ama şimdi benim sağ bekim Orhan tecrübeli. Onun dışında tecrübeli oyuncum yok. Bir de Mahmut'la Taylan var. Bir kere takımın kilit oyuncusundan da bir tanesi Orhan. Yani takımı yönlendirme, takımla konuşma, abilik yapma, sahadaki özverisi, iyi niyeti müthiş. Ben Ankara Gücü'nde de bildiğim bir oyuncu. İşte ben örnek sağ öndeki Kadir'den daha iyi olmasını istiyorum. Bektaş'tan daha iyi olmasını istiyorum. Ya da santrafor arkası 98'li Berat'ta oynuyoruz. Onun daha iyi olması lazım. Ama bunlar hepsinin zamana ihtiyacı var. Sezon başında ya da devre arası kampını bizden geçirmiş olsalardı biz sıkıntı yaşamazdık. Ama şimdi önümüzde zor bir dönemeç var. Perşembe günü biz İstanbulspor oynayacağız. Sonra pazar günü Karagümrük oynayacağız İstanbul'da. Geleceğiz cuma günü Buca oynayacağız. Arkadan gidip off oynayacağız. Yani şu aradaki oynayacağımız 4 maçtan eğer iyi bir skorlarına dönersek biz bu kaostan çıkarız. Bugün de zannedersem bir maç eksik olmasına rağmen aşağıdan kurtulduk gibi en azından evet. O psikolojiden kurtuldu oyuncularımız. İnanın bize bazı oyuncularımızın rakibimizle ilgili hiçbir bilgisi yok. Ama biz yaptığımız WhatsApp grubundan oyunculara her türlü birinci bölge, ikinci bölge, rakiple ilgili, kendimizle ilgili bütün her şeyi yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Ben dün de kulüpte yöneticilerimizle konuştum. Gelecek sene inşallah bu ligi bugün bu sene kazası belası bitirirsek gelecek sene geçen sene gönderilen oyuncuların yarısını toplayarak bu takımı da bir değerlendirme yaparsak biz bu ligde çok güzel işler yaparız.
Mustafa Kaplan 19 Mayıs stadında seviyor diyebilir miyiz? Evet, 19 Mayıs'ta hiç maç kaybetmedik. Abicim öbür taraf. Yani 19 Mayıs'ta hiç maç kaybetmedik. Ankara Gücü'deyken de kaybetmiyorduk. Yani şimdi biz burada mesela Hacettepe bir Buca maçımızı da burada oynayacağız biz. Bir kere oyuncular burada havaya giriyor. Bir atmosfer güzel, zemin güzel, ambiyans güzel. Bir de maçın sonuna bakar mısın ya? Bütün futbolcular çifte telli oynuyor. Bütün futbolcular evet, seviniyor. Görüntülerini yayınladık. Yani biz Hacettepe olarak kenetlendik. Biz gelen insanlara teşekkür ediyoruz. Ben oyuncularımı bugün son dakikaya kadar ki alın terinlerini inanın bir bardağa koyup içersem en çok mutlu olacak insan da benim. Ben onları hepsini öpüyorum. Size de teşekkür ediyorum. Taraftar da yoğundu. Bir de ona da. Ya aynı taraf. Şimdi belki bugün Gençler Birliği maçı Karabük'te olmasaydı bizim taraftarımız daha da çok olurdu. Sağ olsun Ankara Gücü taraftarlar da bir kısımları gelmiş. Onların desteğinden dolayı da ben hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Çok sağ olsun hocam.